İyi günler diliyorum. Hocam hoş geldiniz tekrardan. İsterseniz başlayalım. Hatice Hocam da burada. Tamam gördüm. Herkese iyi günler diliyorum. Hoş geldiniz diyorum. Diliyorum. Üniversitemizin İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarım Bölümü bölüm etkinlikleri bünyesinde öğrencilerimizi sektörde deneyim kazanmış uzmanlarla bir araya getirmek amacıyla düzenlediğimiz Görsel İletişim Tasarımı bölüm buluşmaları etkinliğine hoş geldiniz. Bu etkinliğimizde portfolyo hazırlık süreçleri ve değerlendirme kapsamında ajanslara yapılan başvurularda dijital dünyanın pardon dinamiklerine uygun portfolyo hazırlıklarında öne çıkan soruları cevaplamaya çalışacağız. Daha önce bu etkinliğin ilk part 1'i yapılmıştı. Şu an part 2'si gerçekleştirilecek. Portfolyo hazırlığı yapılırken çalışmaların seçilme kriterleri neler olmalı? Nelere dikkat edilmelidir? Başvurularda portfolyoların değerlendirme kriterleri nelerdir? Konularına değinilecek. Konuları konuşmak üzere değerli konuğumuz Minus 99'un kurucusu ve kreatif yönetmeni Ala Al-Nuimi ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz tekrardan. Şimdi bu etkinlik kapsamının bu ikinci etkinliğimiz olduğu için tekrardan sizinle ilgili bilgi hani şey yapmayalım isterseniz. Çünkü hani part birini yapmıştık zaten. Kaldığımız yerden isterseniz veya sizin de işte farklı bir noktayı da değinmek isterseniz belki oradan da başlayabiliriz. Buyurun hocam söz sizde. Hoş geldiniz tekrardan. İyi günler diliyorum. Tamamdır. Öncelikle teşekkür ediyorum. Ben de bu yani katıldığım için çok mutluyum. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Ekranımı paylaşıyorum. Oradan da yavaş yavaş başlarız. Şu anda ekranım görünüyor mu size? Evet hocam, gayet iyi. Tamam. Şimdi arkadaşlar belki hatırlar. Genel olarak soru sormamız lazım kendimize bu hazırlığı yaparken. Onlardan biraz bahsetmiştik. Şimdi bugün biraz daha pratik şeylere değinmeye çalışacağım. Hızlı bir özet anlamında bir önceki şeyimizle ilgili. Bir defa şeyi kararlaştırmamız lazım. Mesela portfolyoyu hazırlarken biz bunu kimin için hazırlıyoruz? Kimin dikkatini çekmesini istiyoruz? O önemli. Eğer bu veya işte iş almak istiyorsanız bu portföyü hocam göstererek son böyle biraz bir dakika yarım dakika falan ses gitti hocam. Orayı tekrardan sesim mi? Alabilirsek. Evet hocam. Tamamdır. Bir önceki şeyin özetini aslında veriyorum. Burada da ilk aslında en önemli sorulardan birisi kimin dikkatini çekmesini istiyoruz bu portfolyoyu hazırlarken onu bir kararlaştırmamız gerekiyor. Burada en önemli iki ayrım aslında işveren ve müşteri tarafıdır. O yüzden işverenin dikkat ettiği şeyler farklı, müşterinin ya da size proje yaptırmak isteyen kişinin de dikkat edeceği maddeler farklıdır diye konuşmuştuk. Bunun dışında hangi projeler yer almalı bir portfolyoda? Diyelim ki birden fazla projeniz var. Hangilerini eklememiz gerekiyor? Bir de şeyden bahsetmiştik. Çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Ne yaptığın değil, ne yapmak istediğine yer ver diye konuşmuştuk. Bunu biraz daha ileride de açarız. Şimdi genel olarak şundan bahsetmiştik. Bir işveren, genelde sizin baktığı kriterler, işte sizin estetik tarzınıza, öğrenme kabiliyetinize, yetenek seviyenize ve ne kadar yetkinsiniz belli işte diyelim bilgisayar programlarıyla ilgili yetkinliklerinize bakacaktır. Bunlara yani bir şey işveren bunlara bakarken ve bunların ileride nasıl
gelişebileceğini değerlendirmeye çalışırken, diğer tarafta size proje vermek isteyen veya projesini yapmanızı isteyen kişi aslında genel olarak benim problemimi çözüyor muya bakıyor bu kişi. Onu dikkate almaya çalışıyor. Yani sizin daha önce bir problem çözdünüz mü, bunun gibi bir şey yaptınız mı falanlara bakar. Bunu geçen derste anlatmıştık. Şu anda biraz hatırlayalım diye şey yaptım. Bugün iki tane konu üzerinde aslında yoğunlaşalım istiyorum. Bir tanesi hangi projeler, ikincisi de hakkımdayı nasıl yazmalıyım? Yani bir hakkımda yazacaksam, işte uzun mu kısa mı, içinde ne yer almalı diye konuşursak verimli olur diye düşünüyorum. Şimdi en önemli şeylerden birisi hangi projeler yer almalı bir portfolyoda? Şimdi yani kişiden kişiye fark ediyor. Kimisinin önüne daha fazla fırsatlar gelmiş olabiliyor. Birden fazla bir şey yapmış olabiliyor. Veya işte daha farklı şartlarda ilerleyen arkadaşlar var. Aslında hepsinin, herkesin çok mantıklı bir şekilde doğru sunum yapacağına inanıyorum açıkçası. Burada sizin bir deneyimden sonra bunu yapabilirim gibi düşünmeyin diye demek istiyorum. Buna da biraz ileride daha açacağım. Çoğu zaman portfolyo hazırlarken 3 veya maksimum 5 tane projeden fazla bu arada sesim geliyor mu? Şey gördüm, uyarı gördüm ekranda. Eğer okey ise devam edeyim. Feedback alabilirsiniz. Hocam şu an gitti. Hala hocam. Sanırım bağlantısı gitti hocam. Evet, biraz ben, bekleyelim. Tamam, bekleyelim biraz. Şu anda duyuyor musunuz beni? Geri geldi galiba. Benim bir gitti geldi. Evet hocam, şu an duyuyoruz. Tamam. Kusura bakmayın, bir şey yaşandı. Şuradaydım. Biraz öncesinden alıp devam ediyorum. Şimdi şundan bahsediyordum. Özellikle bu derste iki tane konu üzerinde duracağım. Bunların önemli olduğunu düşünüyorum hakikaten. Bir tanesi hangi projeler yer almalı bir portfolyoda, ikincisi de hakkımdayı nasıl yazabilirim diye çoğu zaman o soruyu alıyoruz. Onu da değinmek istiyorum. Birincisi hangi projeler? Şimdi projelerden sizin yaptığınız bir sürü proje yapmış olabilirsiniz veya işte benim elimde çok az proje var, ne yapayım gibi sorular geliyor. Aslında çok fazla proje yapmışsanız bile çok fazla proje sunmamanız lazım bir portfolyo hazırlarken. Sizin en iyi, seçebileceğiniz en iyi bugüne kadar yaptığınız 3 veya maksimum 5 tane göstermeniz yeterlidir. Hatta 3 tane de olsa oldukça yeterli bir sayıdır bu diyebilirim. Çünkü bir yerden sonra aslında hem projelerinizin şeyi aklında kalmıyor kişinin, karşı yani bunu inceleyen kişinin, hem de biraz dağılıyor. Üç tanesine odaklanırsanız, daha iyi anlatırsanız çok çok daha verimli olacaktır diye düşünüyorum.
Bunun dışında bazı projelerde işte böyle birden fazla arkadaş veya işte bir ajans içinde yapmış olabilirsiniz. Burada sizin rolünüzü belirlemeniz aslında önemli olur. Çünkü yani hem inandırıcı olması için hem de sizin nasıl bir ekip içinde nasıl bir rol aldınız aslında karşı tarafa geçmesi önemlidir. O yüzden öyle bir şey varsa onu da bildirmenizde fayda var. Bir diğer konu da aslında herhangi bir projeyi sunuyorsanız genelde bu projenin bir problem olması lazım ve karşısında bir çözüm sunuyor olması lazım. Yani bu şekilde ise artık ona proje diyebiliriz. Diğer türlü yani nasıl diyeyim? Yine sergileyebilirsiniz ama o bir proje anlamında değerlendirilmeyecektir diyebilirim. O yüzden çok proje olsun değil, 3 tane olsun, hatta belki 2 tane de varsa elinizde ama iyi anlatılmış ve güzel olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi genelde işte sektöre yeni giren arkadaşlardan şöyle sorular geliyor bize. Mesela diyor ki işte yer aldığım projelerde görsel bir çıktı olmadı. Benim yaptığım işten bir görsel çıktı olmadı. Ne göstermeliyim bu durumda gibi soru oluyor. Bir diğer soru işte henüz müşteriye proje yapma şansım olmadı. Yani böyle bir proje baştan sona yaptığım olmadı. O zaman portfolyoma ne eklemeliyim gibi bir soru olabiliyor. Veya yapmışsınız işte müşteriye de yapmışsınız ama gizlilikten dolayı onu gösteremiyorsunuz. O yüzden yani çok iyi bir iş yapmışsınız ama bunu da gösteremiyorsunuz. Bunlar çok sıklıkla karşılaştığımız sorular aslında. Ve bunlara cevaplamaya çalışayım istiyorum. Şimdi yer aldığınız projelerde diyelim ki siz sadece araştırma ekibinde yer aldınız. Bir projenin sadece araştırma ekibinde yer aldınız. Siz ve bir şeyleri incelediniz, onun raporunu verdiniz karşı tarafa. O kadar bile olsa rolünüz aslında yine göstereceğiniz şeyler var. En azından o projeyle ilgili süreci anlatabilirsiniz. Bakın biz bu süreçleri yaptık. Şu araştırmayı yaptık. Sonra şu wireframe'leri çizdik. Sonra tekrar böyle bir kullanıcılara sorular sorduk. Bunların cevabını yazdık. Bunları ufak böyle görselleştirerek o süreci anlatarak karşıya aktarmanız oldukça önemli. Çünkü genelde şeye bakılıyor. Yani benzer bir süreç işletildiğinde bu arkadaş bu süreçle ne kadar adapte olabilir? Daha önceden böyle bir süreç içinde bulunmuş muyu aktarmış oluyorsunuz karşı tarafa? O yüzden çok süper görseller olmasa da ufak birkaç tane görselle veya çizdiğiniz böyle bir diyagramla süreçleri anlatabilirsiniz. Problem neydi, çözüm ne olduğu anlatabilirsiniz. Tabii ki burada da sizin rolünüzü de belirtmenizde fayda var diyebilirim. O yüzden ona çok takılmayın diyebilirim. Bir diğer konu, işte henüz proje yapma şansım olmadı. Yani birisi size al bu projeyi yap baştan sona budur çizgileri dememiştir. Şimdi bunun için tasarımcılar genelde redesign projeleri yapıyor, mock-up'lar yapıyor. Yani gidiyor kendine bir konu belirliyor. O konu üzerinden bir projeymiş gibi sonuna kadar yapıyor. Bu disiplin veya bu yöntem aslında oldukça verimli bir yöntem. Mesela Behance sitesinde girdiğinizde sadece Wikipedia yazdığınızda onlarca insanlar Wikipedia'yı baştan tasarlamış. Şimdi bunları Wikipedia bunu kullansın diye tasarlamıyor insanlar. Aslında yani belki öyle hevesi olan insanlar da olabilir ama buradaki olay Wikipedia gibi bir case'i alıyor eline. Tüm süreçlerini ona
mantık yürütüyor, hepsi araştırıyor orasını burasını ve bunların çıktısını sunuyor. Ve bu da aslında ister bu gerçek bir proje olsun, ister böyle hayali bir proje olsun, gerçek bir markayla bunu yaptığınızda, yani Wikipedia'yı herkes biliyor, onun nasıl bir değer sağlaması gerektiğini biliyor. Böyle bir marka üzerinden redesign yaptığınızda karşı tarafa hangi problemi nasıl çözdüğünüz daha iyi aslında geçmiş oluyor. O yüzden eğer buradaki herkes, yani bu sektöre yeni başlıyor ya da çok genç arkadaşlar, böyle bir vaktiniz varken portfolyonuzu doldurmanız için bu tip çalışmalar yapabilirsiniz ve bunlar da hakikaten değerli oluyor ileride. Hem kendinizi geliştiriyorsunuz çünkü bayağı bir şeyi farklı bir gözle bakıyorsunuz. Bir kullanıcı olarak değil, bir araştırmacı olarak inceliyorsunuz o markayı veya herhangi bir hizmeti. Sonra ona çözüm bulmaya çalışıyorsunuz. Çok daha aktif bir inceleme tarzıdır bu. Hem kendinize çok faydası olur hem de portfolyonuza koyacağınız güzel bir malzeme olur diyebilirim. O yüzden bunun için de kimseden ne izin ne bir şey bekleme ihtiyacınız yok veya kimse gelip size al bunu yap deme gereği de yok. İstediğiniz gibi, istediğiniz markayı böyle bir çözüm sunabilirsiniz. Bunu şiddetle tavsiye ederim aslında. Bir diğer konu, işte yaptığım en iyi işlerimi mesela gizlilikten dolayı gösteremiyorum. Yani çoğu zaman bununla karşılaşıyoruz. Büyük bir markayla çalışıyorsunuz veya işte henüz bir startupla çalışıyorsunuz. Startup daha lansmanı yapılmamış. O yüzden ne diyebilirim burada? Yani çok iyi iş çıkarıyorum orada ama kimseye gösteremiyorum diye gelebiliyor bize arkadaşlar. Yani burada da aslında yine bunu portfolyonuza eklemenizde fayda var. Böyle bir fırsat, yani böyle bir şeyiniz varken bunu kaçırmayın. Bildirin derim portfolyonuzda. Çünkü dikkat çekici olur. Sizin şu anda neyle uğraştığınızı, ne yaptığınızı aslında karşı taraf bilmek ister. Ve burada da yuvarlak bir şekilde, yani üzeri kapalı bir şekilde anlatabilirsiniz. Mesela buradaki cümlede işte yaklaşık işte 6 aydır veya işte 14 aydır bir markanın görselliğiyle ilgili çalışıyorum. Burada sadece markayı söyleyebilirsiniz. Mesela bazen ona izin var. Veya diyelim ki ona bile izin yok, hangi markaya bile çalışmaya şeyiniz yok, söyleyemiyorsunuz ismini. O zaman nasıl bir şey olduğunu anlatabilirsiniz. İşte büyük bir B2C web servisi için yapıyorum veya işte İstanbul'da başlayan bir startup için yapıyorum gibi anlatabilirsiniz. Bunu da mutlaka yer verin derim. Eğer öyle bir sıkıntı varsa gizlilikle ilgili. Şekilde. Şimdi bir diğer konu. Sizin böyle öz şimdi projeler, yani bir özgeçmişti. Projeler aslında önemli. Yani bugüne kadar ne yaptığınız aslında önemli. Ama bunun yanında sizin kim olduğunuz da, nasıl bir kişilik olduğunuz da oldukça önemli. Çünkü eğer bir ekip içine alınmak isteniyorsa, yani öyle bir pozisyonsa, mutlaka ona çok dikkat ediliyor. Nasıl bir kişiliktir bu? Uyum sağlayacak mı, sağlamayacak mı? Çok önde gelen kriterlerden biridir aslında bu. İşin, yani yapılan projenin yanında, hatta önüne de geçebilir. O yüzden kendinizle ilgili birkaç şey yazmanız da önemli olur. Burada yazıyı yazarken böyle düz kendinizin geçmişinizi anlatır gibi değil de biraz kitleyi düşünerek, yani kimin bunu dikkatini çekmesini
istediğinizi düşünerek bunu yazmanız gerekiyor. O yüzden o tip kelimelere veya bilgilere yer vermek lazım. Birazdan bir kalıp göstereceğim size yardımcı olması için. En azından başlangıç için öyle bir kalıpta yazabilirsiniz diye. Bir diğer konu, ne yaptığını değil, ne yapmak istediğine yer ver. Atıyorum siz portfolyonuzda atıyorum böyle birkaç tane afiş tasarlamışsınız. Printle ilgili birkaç şey, yani böyle basılı materyalle ilgili birkaç tasarım yapmışsınız. Sonra yanında bir tane uygulamayla ilgili bir şey yapmışsınız. Sonra bir tişört üzerindeki bir illüstrasyonu tasarlamışsınız. Şimdi bu normalde üçü de birbirine benzemeyen işlerdir aslında. Önemlidir bir kişinin işte bu kadar farklı farklı disiplinlerde bir şey yapabiliyor olması, ama karşı tarafta şunu bilmek ister. Sizi hangisi daha tatmin ediyor, hangisiyle devam etmek istiyorsunuz? O yüzden onu net net belirtmeniz lazım. Yani bak, ben bunları yaptım ama benim en sevdiğim şu işi yapmaktı. Ben illüstrasyondan keyif alıyorum veya illüstrasyon bundan sonra yapmak istiyorum demeniz gerekiyor orada. O yüzden sadece bunları yaptığımdan ziyade ilerisi için ne yapmak istediğinize yer vermeniz oldukça önemli olacak. Bir diğer konu, şöyle düşünün, birisi sizi tanıtacak olursa sizinle ilgili ne söylemesini istersinizi düşünün. Yani eğer herhangi bir achievement'ınız var, yani diyelim ki bir başarı, bir yerde bir ödül almışsınız, bir yerde bir şey yapmışsınız gibi bir durum varsa onları koymak, yani koymayı önemseyin. Çünkü yani sizden daha iyi kimse sizi tanıtamaz. O yüzden kendinizi iyi bir şekilde tanıtıyor olmanız lazım portfolyoda. Ve sonradan okuduğunuzda sizin hoşunuza gidiyor olması lazım. Yazdığınızı okuduğunuzda hakikaten bu sen misin, senin hoşuna gidiyor mu hissettiğin zaman bu okeydir, bununla devam edebilirim diyebilirsiniz. Mesela bunun için bir de şey çok önemli, uzun tutmayın. Çünkü yani emin olun ki çok düşük bir yüzdede okunuyor o uzun paragraflar. Birkaç tane cümlenin okunma şansı oldukça daha yüksek diğerinden. Böyle belki 10 kat daha şeydir. Çünkü yani karşı taraftaki kişi çok 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 ilgileniyorsa sizinle, yani birkaç tane kriterden elemiş, shortlist'e eklemiş, sonra belki onları okuyabiliyor. Ama yani her zaman bu değil, her zaman böyle olmayabilir. İşte ne bileyim, dikkatli okuyanlar olabilir. Ama bu her zaman bir risktir, uzun bir paragraf ekleme. O yüzden ona dikkat etmenizi tavsiye ederim. Burada bir tane İngilizce kalıp var. Bir de bunu işte Türkçe halinde biraz cümleler Türkçe'de farklı olduğu için böyle İngilizce'ye göre ters oluyor. Yani sondaki şeyler başa geliyor olduğu için biraz oradaki cümle kalıbı yapmak biraz daha zor. O yüzden onu bir sorular halinde, yani bu sorulara cevap veriyor olması halinde açıklayacağım birazdan. Ama İngilizce'de şunu diyebilirsiniz. Bir defa I am'in karşılığında, yani o boşlukta aslında siz kendinizi nasıl tanıttığınızı söyleyebilirsiniz. Yani I am a visual designer, I am an artist, I am a developer, I am a UX designer falan gibi bir şey diyebilirsiniz orada. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Sonrasında I help tan sonra şu tip firmalara veya şu tip ajanslara şu tip projeler yapmalarını veya şu tip deneyimler yaratmalarını yardımcı olurum tipinde bir cümle aslında çok faydalı olur. Burada hem nerede çalışmak istediğinizi, yani kime yönelik olduğunu belirlemiş oluyorsunuz. İkincisi, ne tip projelerde yer almak istediğinizi de tek cümlede belirlemiş oluyorsunuz ve bu da bayağı
çok kısa bir şekilde karşıya ne yapmak istediğinizi aktaracaktır. Bir de bunun dışında sadece bunları demekle kalmayın, azıcık da kendinizle ilgili bir şey eklemeniz lazım. Bir kişilik katmak için bu şeyin üzerine. İşte yani tasarım veya işte bu işle ilgili ilgilenmezken ben bunları yapıyorum. Ve en sonundaki cümle de biraz daha karşı tarafı aksiyona çağırma amaçlı bir cümle. Sizin şeye yani bir iletişime açık olduğunuzu, şu anda işte portfolyomu buraya, çünkü şu da çok hissedilebiliyor bazı portfolyolardan. Yani portfolyomu buraya koydum, ben meşgulüm kendi işlerimle, şu anda benimle iletişime geçersen de çok ilgilenemem gibi bir hissiyat verebiliyor bazı portfolyolar. Onlar da biraz çekincen davranmasını şey yapıyor, tetikliyor karşı tarafı. O yüzden eğer böyle bir durumda değilseniz ve hakikaten fırsatlara açık bir durumdaysanız onu belirtin şeyinizde, portfolyonuzda direkt belirtin. Çünkü yani bir CV bir yere gönderdiğinizde tabii ki o anlaşılıyor ama onun dışında birisi sizi araştırıyorsa veya bulursa bir yerden de onu görmesi için böyle bir cümle kullanabilirsiniz. Türkçe'de bunları karşılamak için, yani bu kalıbı karşılamak için şu sorulara cevap vermek lazım. Kendini nasıl tanımlıyorsun? İşte demin dediğimiz işte ben visual designer'ım, UX designer'ım, yok ben art direktörüm, ne diyorsunuz buna? Kendinize bir tanım verebilirsiniz orada. Biraz tutarlı olması önemli. Yani en azından diğer şeydeki projelerde aldığınız rollerle, yaptığınız işlerle ve ne yapmak istediğinizde biraz tutarlı olması lazım aslında burası. O yüzden kendinizi o şekilde tanımlayabilirsiniz. Hocam son kısım gene dondu. Kusura bakmayın bölüyorum ama. Estağfurullah. Orayı son bir 20 saniyeyi tekrar alabilir miyiz? 15-20 saniye. Tabii ki. Şeyi anlatıyordum. Ne iş yapıyorsunuz? Yani kendini nasıl tanımlıyorsunuz? Demin diğer tarafta işte visual designer, artist, art director ne diyorsanız onu buraya yazabilirsiniz. Kendinizi tanımlayabilirsiniz. Ama şeyine biraz dikkat edin. Bir önceki projelerde aldığınız rollerle biraz tutarlı olması lazım burasının. Doğru bir şekilde birbiriyle örtüşsün demek istiyorum. Bir diğeri kimlerle çalışmak istiyorsunuz? Yani bu aslında portfolyo hazırlarken en başında sorulan soruya tekrar dönüyoruz. Bir firmaya mı iş yapmak istiyoruz? Ajansa mı katılmak istiyorsunuz? İşte ne tip bir firma olsun falan gibiyle ilgili bir şey yazsanız iyi olur. İngilizce'de de şu, işte I help hangi tip firmalar veya kiminle çalışmak istiyorsunuzun karşılığı aslında burası. Bir de işte yeteneğinizi nerede kullanmak istiyorsunuz? Bunu da işte demin şeyi anlatmıştım. Yani siz çok iyi bir tasarım gözünüz var. İllüstrasyon da yapıyorsunuz. İşte ne bileyim UI tasarımı da yapıyorsunuz. İşte ne bileyim arada böyle ufak interaction animasyonları da yapıyorsunuz. Bunlar da hepsi portfolyonuzda var. Ama siz neyi yapmak istiyorsunuz bundan sonrayı bildirmenizde fayda var. Diğer türlü net bir şekilde bir kategoriye yerleştirmeyebilir buradaki inceleyen kişi sizi. Bir diğeri de işte başka neler ilgini çekiyor. Bu da sizin biraz daha karakterinizi anlamak için veya işte kendinizle ilgili bir bireysel, özel, özgün bir dokunuş yapmak için aslında kişiselleştirmek için kuracağınız bir cümledir. Şimdi bunu kurduktan sonra yani bu cümleyi kurduktan sonra muhtemelen bu en fazla okunacak paragraf olacaktır. Ondan sonra bir şeyler anlatmak istiyorsanız aslında anlatabilirsiniz. Başka bir paragraf olabilir. Ama bu
şeyi, paragrafı, böyle özeti böyle büyük puntolarla daha göz önünde sizi bir direkt tanıtacak bir cümle olarak öne çekmeniz gerekiyor. Ve şunu da düşünmeniz gerekiyor. Bunun dışındaki paragraf çoğu zaman okunmazsa da burası aslında özetini veriyor. Yani bir şey kaçırmıyor olması lazım şeyin, okuyan kişinin, eğer sadece bunları okursa. O gözle bakarsanız aslında çok güzel bir hakkında yazmış olursunuz diye düşünüyorum. Bu arada Ant Hocam, zamanla ilgili ne durumdayız? Ben de birazcık daha var hocam. Yaklaşık bir 7 dakikamız daha var. 7 dakika. Tamam, o zaman ben biraz hızlı koştum diye düşünüyorum. Geçen biraz zamanı şey yapmıştım. Bir iki tane sorumuz var. İsterseniz onlara geçelim. Tabii ki. Eğer, tabii ki. Lütfen, ben de onu diyeceğim. Sizin için uygunsa. Tabii ki. Bir tane öğrencimiz şeyi soruyor. Yani bu işe ilk başladığınızda en çok zorlandığınız şey neydi şeklinde bir soru var öncelikle. Cevaplayayım mı? Evet. Tabii hocam. Tamam. Şimdi başladığınızda aslında şöyle bir şey var genel olarak bu sektörle ilgili. Bu sektörün hem güzelliği hem de zorluğu olarak diyebilirim. Sizin bugün çok iyi bir tasarımcı olabilirsiniz veya işte ne bileyim development tarafındaysanız da aynı. Yani internet sektöründe genel olarak demek istiyorum. Bugün çok iyi bir pozisyondaysanız ve bugün öğrenmekten durarsanız, yani öğrenmeyi durdurursanız bugün, yani çok pesimistik olmak istemiyorum ama bir buçuk iki sene içinde işsiz kalırsınız. Çok hızlı değişen, çok fazla takip etmeniz gereken bir sektördür aslında. Çünkü çok hızlı değişiyor. Ve burada o kadar, yani ve son senelerde çok çok tool'lar var, işte alanlar var, bir sürü job title'lar var. Genelde şu oluyor, ben hangisini seçmeliyim, nereden gitmeliyim aslında zor bir şey oluyor. Veya bunu da yaparım, bunu da yaparım gibi oluyor. Orada bir şeye karar vermek ve onun ustası olmak, hakikaten ben bunun ustasıyım ve bununla tutarlı kalıyorum, çok önemli bir şeydir. Çünkü diğer türlü sivrilmeniz çok kolay değildir. Ve zor olan şeylerden birisi budur diye düşünüyorum. Onu netleştirmek ve onu, yani herkese bu konunun ustasıyımı kafalara, insanların kafasına sokmak için aslında bayağı uğraşmanız lazım. Bence bu önemli şeylerden birisidir. Başta başlar. Hocam diğer bir soru, bu dijital ortamdaki portfolyo ile, ben hani birazcık daha özet geçerek şey yapıyorum, yani toparlayıp dijital ortamdaki portfolyo ile basılı ortamdaki portfolyolar arasındaki böyle farklılık diyelim ve güncelleme konusundaki nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hani birazcık da bu konulardaki düşüncelerinizi alırsak. Tamam. Açıkçası bizim şeyde, yani özellikle internet sektöründe çok basılı, yani geçmiyor elimizden. Çoğu zaman, yani çoğu zaman demeyeyim mi, sürekli internet üzerinden. Ben belki 10 sene içinde bana bir tane print gelmedi, öyle bir şey. Bu arada gelirse belki de etkileyici olacaktır. Orada biraz daha sadece içerik değil, materyallerini de, materyalliyle de insanları bir etkileyebiliyorsunuz veya bir ön yargı yaratabiliyorsunuz şeyle ilgili. Ama genelde, yani basılı bir portfolyo yok. Gittikçe de azalacak. Hele bu pandemi sürecinde, yani kimse bir şeye dokunmuyor. Okay. Şeyler, ne diyeyim, sözleşmelerimiz bile dijital gidiyor. Yani. Okay. Diğer bir sorumuz hocam şey, yani işimizle alakalı olmasa bile katıldığımız kurs, seminerler portfolyoya eklenmeli mi diye bir soru var. Yani açıkçası şeyse, bir şekilde bir bağlantı kuruyorsa aslında olabilir ama
Hiç ilgili olmayan, yani ben portfolyolarda şey de gördüm, işte bilmem hangi dans grubunda da dans yapıyorum falan gibi. Yani çok ilgimizi çekmiyor. Biraz şey oluyor, akılda kalıyor, evet, komik oluyor ama çok şey olmuyor. Yani biraz bağlantılı olması lazım. Şey, yani sanatla ilgilendiğinizi bilirsem, aslında ben yani biraz kişisel konuşayım. Sanatla ilgilendiğinizi bilirsem, sanatla ilgili bir şeyler yapmışsınız, işte seminerlere katılmışsınız. Bir pozitif nokta olur. Çünkü öyle bir kafada olmasını gerektiğini düşünüyorum buradaki insanların, ama onun dışında çok şey, burayla hiç ilgisi olmayan şeyler de biraz yersiz olur diye düşünüyorum. Hocam diğer bir şey biraz part birden kalma. Ben not almıştım. Bir öğrencimiz sizin etkinlik kapsamında etkinlik sırasında internet sitenize girmiş. Oradan kaldı aklımda. Web siteniz beğeniymişti. Bunu gerçekleştirirken çıkış noktanız nedir hocam? Benim web sitemi incelemiş, o siteyi yaparken Evet, evet. çıkış noktam neydi, onu mu düşündün? Evet, Ha. evet. Anladım. Şimdi benim oradaki web sitem biraz daha deneysel bir site olması için tasarlanmıştı. Yani hiçbir şeyi sergilemek için değil aslında. Çok farklı bir navigasyon tipini insanlara göstermek, böyle de olabilir gibi bir deneysel bir yapıda yapmaya çalışmıştım. Oydu aslında amacım, o şekilde yaptım. Yani onun içinde çok çok farklı mecralarda böyle dikkat çekmiş oldu. İşte böyle çok kodla ilgilenen veya böyle şeyle ilgilenen birkaç tane bloglarda ve farklı yerlerde yer almış oldu. Amaç da oydu. Peki hocam, bir soru daha var. Bu portfolyo tasarımında hazırlık sürecinde yani en çok kullandığımız aslında yani soruyu sormuşlar ama bu daha çok bence kişisel bir şey yani. Çok kullanılan, verim alabileceğimiz uygulamalar var mı? Bunu şu anlamda da değerlendirebiliriz. Ben hani birazcık daha açınlayayım. Uygulama derken sadece bence Adobe Illustrator falan filan değil de başka bir şeylerden herhalde bahsediyor öğrencimiz. Hani Evet. Yani bununla ilgili bayağı ücretli hizmetler var. Online portfolyo hazırlama siteleri var. Açıkçası isimlerini birer birer şu anda hatırlamıyorum ama bunu araştırdığınızda böyle, hatta subscription modelli sizin bilgilerinizi alıyor. Farklı tipteki firmalara farklı portfolyo şeyi, şablonu ve şeyi hazırlayan birkaç tane şey var, hizmet var böyle internet üzerinde. Oradan yapabilir arkadaşlar, eğer işte ne bileyim normal diğer tasarım tool'larını kullanmak istemiyorsan. ben burada hemen isterseniz bir araya gireyim. Bence yani böyle bir uygulamaya geçmektense kendi sitenizin olması daha tercih edilir arkadaşlar. Yani Kesinlikle. çünkü başkasının sahasında top koşturmaktansa ben kendi ev sahipliğimde top oynamayı tercih ederim. Yani Kesinlikle. sınırları ben belirlerim. Yani hani diyorum ya ben size hani sizlere aktarmaya çalışıyorum. Limitsizsiniz diye. Sürekli hani söylüyorum. Aslında o daha tercih sebebi. Onu da hemen belirtmekte fayda var. Başka soru şu an itibariyle yok hocam. Ben bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben de Değerli çok teşekkür ederim. katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz hocam. Umarım daha sonraki etkinliklerde buluşmak dileğiyle. Sağ olun. Kendinize dikkat edin. Sağlıkla Teşekkürler. kalın. Görüşmek Teşekkürler. üzere Siz de öyle. diyorum hocam. Sağ olun. Siz de öyle. Ben de çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim.